Selamünaleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız. Ben de iyiyim. Çok şükür diyeyim. Sizler de inşallah iyisinizdir ve iyiyim. Şükrediyorum dediğinizde duyar gibiyim. İnşallah hep böyle olalım ve her şeye şükredelim inşallah. Beterim var diye de düşünelim. Allah muhafaza, Allah'ım esirgesin hepimizi korusun bacılarım. Vallahi öyle dua ediyorum kardeşlerim için, abilerim için de, bütün Müslüman alemi için de öyle dua ediyorum. Rabbim şu şeyden yani bir an evvel, yani bugün ben böyle bir havanın içindeyim ama bilemedim sabahtan beri. Aslında videomu çekmiştim. Şimdi göstereceğim zaten. Videomu çekmiştim ama ne bileyim. Yani tam böyle çekemedim açıkçası. İşte böyle ya. Ne anlatacağımı da bilemedim bir anda. Bugün ne yaptım? Bugün vallahi kalktık çocuklarla falan böyle. Sigara böreği sardım biraz. Çocuklar yesin diye. Ondan sonra işte kahvaltı falan yaptık beraber. Ondan sonra yine hala sigara böreği koydum oraya. Bir yandan sarıyorum, bir yandan bırakıyorum. Tekrar yemektir, açtır, çoğu çocuk derken. Ne oldu kızım? Ne bir şey. Yavaşçık Tam. İstanbul'u Ben video çekiyorum ama anneciğim. ya. Görünmeyeyim mi? Evet, bence de görünme. Şaka Tamam. yaptım, şaka. Ben bir kırıntı alacaktım. Ne yapacaksın onu? Babam dedi ki, mucize doktoru izlemek istiyorsan sinekleri öldüreceksin. Hadi ya. Evet. Ben de şimdi öldürmek için yem hazırlıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ecri ne demiş ki babası? Eğer demiş. Ya zaten siz de duydunuz ya. Sinek diye bir sineği yakala. Sineği yakalarsan şayet sana mucize doktora izleteceğim demiş. Yavrum da yem almaya gelmiş. Of ya, neler söyledim, hepsi dağıldı gitti. Neyse, Allah'a çok şükür, bin şükür diyelim ve başlayalım. Besmele çekip her şeyi anlatıyordum. İşte yemektir açtır derken hala aklımda da gülesim geliyor yine. Yemektir açtır derken ondan sonra birkaç da konuşma yaptım şöyle arkadaşlarımla. Ondan sonra neyse. Sigara böreği hala duruyor. 3 kilo, daha doğrusu 4 kilo. 3 kilo almıştı da 1 kilo da buzlukta vardı eşim. Almış, 1 kilo da buzlukta vardı. Sigara böreği sarıyorum ben. Şeyi atıyorum işte, buzluğa atıyorum. Zaten küçük bir şey var ya. Bir buzdolabı, sadece öyle söyleyeyim, buzdolabının. Ah, evet, dağınık görebilirsiniz ama ben böyle mutluyum. Mutluyum, umutluyum. Neyse ya işte şey yapacağım, bitmeyen şu şeyi, sigara böreğini sararken ben sizinle bir sohbet edeyim dedim. Umarım şimdiden beğenerek izlersiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz canlar. Kendinize şimdiden iyi bakın diye ben bir devam edeyim şöyle. Daha doğrusu şöyle ben çevireceğim ön tarafa. Siz bir bakıvereceksiniz. Gözlerimiz kırık kovalayıp da ellerimiz şey yapmasın. Ne onun adı? Hamur yoğurmasın. Öyle bir şey mi vardı? Evet, öyle bir şeydi. Yani yanlışsa siz düzeltin beni. Ay, hala aklımda ya. Of Ali. İşte gözlerimiz kırık kovalamasın. Ellerimiz de hamurda olmasın hesabı. Ben bir yandan çene yapayım. Bir yandan da şu şeyi, sigara böreğini tekrar bir saralım, bitireyim sizin sayenizde. Ben de bitireyim, bana yardımcı olun. Ben de bitireyim. Ondan sonra bu buzluğa da hayırlısıyla koyalım arkadaşlar oraya. Ay, işte böyle, ben bir çevireyim hemen size. Evet, şöyle nasıl, iyi mi arkadaşlar?
Bacılarım iyi mi böyle? İnşallah iyidir. İlk defa böyle bir şey deniyor. Yani sizi yukarılara aldım ha, ona göre. Siz yukarılarda bir yerlerde durun. Beni seyredin. Bitmeyen, bugün bitmeyen bir şeyim var. Böyle şurada da görüyorsunuz. Biraz daha yakından, birazdan bitirince yakından göstereceğim size. Ha bu arada ceketle şeyle de duruyorum, onu da söyleyeyim de. Niye ceketle falan duruyoruz? Daha sobayı falan kurmadık. Ondan sonra neyse, ben de üşüdüm. Bunu giydim, ceketi giydim. Öyle. Belki merak eder de sorarsınız diye. Bunlar zaten biliyorsunuz sabit, her şeyim benim sabit durur. Burada balım var. Burada reçelim var. Şeftali reçelim var. Kendi yaptığım. Burada da anacığımın, ah anacığım ah, vişne reçeli var. Bakın. Şöyle. Aa, karanlık çıktı. Hah, şöyle iyi. Bakın. Allah razı olsun. Allah'ın başımızdan eksik etmesin inşallah. Ne diyelim? Burada da tabii şeyimiz var. Dezenfektanlı neydi onun adı? Sıvıyı. Sıvı sabun. Diyemiyorum daha. Öyle diyorum böyle. Sıvı sabun. Neyse. Vallahi bir aileye yeter herhalde bu. Bir yandan sizle konuşayım ben, bir yandan da bitirivereyim artık bunu ya. Çok sıkıldım yani, çok sıkıldım. 2-3 kilo kadar eşime aldırdım. Sigara böreği sarıyorum, şeye buzluğa atıyorum. Dolabın buzluğuna atıyorum öyle. Ha bu arada burası temiz ha, onu da söyleyeyim. Temizledim öyle. Canlar, canlar. Vallahi bir de şey söyleyeyim ya, eğer arkadaşlarınız, kardeşleriniz, kim varsa doğal izleyici kardeşlerim, eğer beni görüyorsanız lütfen paylaşım yaparsanız benim kanalımı ya da videomu paylaşım yaparsanız çok çok sevinirim. İnşallah ben de sizlerle var olacağım, biliyorsunuz sizlerle büyüyeceğiz inşallah. Siz desteklerseniz ben de büyüyeceğim. Allah'ın izniyle inşallah bacılar. Ben böyle kesiyorum ama siz nasıl kesiyorsunuz bilmiyorum. Bana böyle pratik geliyor. Hemen alıyorum, atıyorum, alıyorum, atıyorum. Herhalde son olacak. Çünkü malzemem de az kaldı. Galiba bu son olacak. Nasip olursa. Çok seviyorum ya. Niye biliyor musunuz? Şeyi böyle hani sarıp hazırcık çıkarmayı çok seviyorum. Böyle sarıp sarıp hemen dolduracağız buzluğa. Öyle çıkarmayı seviyorum. Bak şöyle az kaldı zaten. Siz de görüyorsunuz, şöyle yakınlaştırayım. Az bir şey kaldı. Bugün ışıkları da şeyleri de yaktık. Biraz daha net görün diye. Gece şeyine gelince biraz değişik çekiyor ya. O yüzden ışıkları yaktık. Neydi bunlar? Aklıma bir gelse şimdi. Neydi lan? Bir şeydi. Let. Let. Yine let. Böyle. İşte böyle. Kardeşim arıyor. Şimdi demin kardeşim aradı. Ne yapıyorsun diyor. Dedim çekim yapıyorum dedim. İyi hadi bakalım diyor. Allah kolaylık versin diyor. Öbür bacım nerelerde bilmem. O da yazık, bir şey yapıyor. Kapanıyor, yok gerisi. Çor çocuk derken millet. Ha bu arada şuna bir bakın ya. Vallahi. Böyle. Dün şey yaptım. Daha doğru gittik, çocukları aldım. Aldık gittik. Onu da şey yaptım. Tabii ayağımı koruyayım derken elime neredeyse kolumdan oluyordum diyecekmişim yani. Öyle çiziverdi şey. Ağaç çizi verdi. Aman. Adam geldi, yemeğini yedirdik. Şimdi çay bekliyor benden. Kocişim geldi, kocişim. Geldi de çay bekliyor şimdi. Bir gün nasip olursa şeyi yapacağız. Ne onun adı? Bu şey
kaza yaptım hani ben kaza yaptım diye bir video vardı ya, eşimin icadı diye bir video hazırlamıştım sizlere, çekim yapmıştım işte, orada merak edenler olmuş nasıl kaza yaptı diye. Eğer nasip olursa dediği eşim ben de anlatırsam diye, ben anlatırsam çekeriz falan dedi. Tamam dedim ben de, eğer nasip olursa öyle bir şey biraz bahsederim arkadaşlar. Hem bu arada ben sizde size bahsederim deyince biraz kendimden bahsedeyim. Belki tam olarak bilmeyen, tanımayan olabilir. Ben şey yaptım. Ben Isparta'da doğdum. Isparta'da doğdum, büyüdüm. Sonra şeyde kaldık. Burdur Bucak'ta kaldık biraz. Babamın iş dolayısıyla. Orada kaldık. Sonra memleketimize tekrar döndük. Ondan sonra nasip kısmet oldu. Antalya'ya gelin olduk. Böyle. O gün bugündür Antalya'dayız. Antalya'dayız. Allah'a çok şükür bin şükür diyelim. İşte böyle 3 tane çocuk var. Nasip olur da onları büyütebilirsek inşallah, Allah'ım ömür verirse. Böyle işte. Eşim çalışıyor. Eşim benden 6 yaş büyük. Tabii büyük olması daha iyi aslında ya. Ben öyle her zaman şey yapmışımdır işte. Böyle büyük olması iyi yani. Bir de buraya Antalya'ya gelirken hep diyordum ki yani önce Antalya Antalya diye bahsediliyorlardı. Ben de diyordum Antalya yani çok sıcak bir yer. Ben nasıl yaparım orada ya diye hep düşünürdüm bunu, ama tabii yapabiliyormuşsun yani. Kaçsan da kaçmasan da yapıyorsun. Genelde yazları annemlerin oraya gidiyordum. Tabii bu yıl fazla gidemedik. Öyle hep kalıyordum. Baya baya kalıyordum ama bu yıl fazla gidemedik derken yine bir herhalde bir 15-20 gün kaldım, ama onda hiçbir yere çıkmadım inanın. Eşim geldi beni götürdü. Böyle hiçbir yere çıkmadım. Ev, bahçe, ev, bahçe. Hep öyleydik. Hiçbir yere gitmedik. Bir arada bir şöyle dağın kenarlarına, bizim işte Kızıldağımız çok meşhurdur. Oraya götürdü annem, şey babam. Tabii annem de vardı. Böyle gittik. Böyle işte. Ne bileyim, ne diyeyim, ne söyleyeyim bilemedim bari. Ya belki hani şey yaparsam, yani sorularınız olursa da yorumlarda söylersiniz. Ben de ona göre nasip olursa cevaplarım, olur mu? Bacılarım. Olur dediğinizi duyar gibiyim. İnşallah olacak. Biz hanımların ne işi bitiyor ne gücü de bitiyor. İşte böyle. Bir de şu yağmurlu, o kadar güzel bir yağmur vardı ki bugün Antalya'da, gerçekten çok güzel bir yağmur var. Sabahtan beri yağıyor. Bakın şöyle. Hakikaten de dağ gibi oldu ya. Bir aileye yeter herhalde benim bu böreğim. Sigara böreği. Şöyle ben bunları bir paketleyivereyim ya. Biraz kendime çevireyim değil mi? Artık baka baka sıkılmış olabilirsiniz yani. Şöyle çevireyim kendime doğru. Biraz da yükselteyim. Herhalde bu tamamdır. Bir yandan da yine sohbet edelim sizinle. Olur mu? Şöyle iyi galiba. Evet. Ben bunları paketleyeyim öyle. Gördüğünüz üzere azar azar paketleyip koyalım buzluğa. Bunların hepsini sizle sizle birlikte yaptık. Sizin sayenizde yaptım. Bakın şöyle bir göstereyim mi?
poşete doldurdum böyle. Şimdi bunlar buzluğa gitmeye hazır. Evet. Koyalım buzluğumuza. Bir de yer ayarlayalım. Dün biraz baktım ama bunda böyle işte. Üç poşet oldu. Hop hop hop. Kapanıyor. Anladım. Şimdi bir tane daha sığdırmamız lazım bu şeye. Evet. Şöyle yapalım. Tamam, işte böyle. Evet canlar. Sizin sayenizde ben de sigara böreğini sarmış oldum. İşte böyle canlar. Bana yardımcı oldunuz. Biz de şeyleri sardık. Sigara böreklerini sardık. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Beni de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.